Herkese merhaba. Ben Harun Akdemir. Bugünkü webinarımıza hoş geldiniz. Katılmayan arkadaşlar vardı. Devam edelim. Bugünkü webinarımızın konusu Creo 8 ile birlikte CAM modülüne gelen yeniliklerden bahsedeceğiz. Creo 8 ile birlikte High Speed Milling Plus Extension modülü ile artık 5 eksen kaba işlem, kaba, ara kaba, finish, ara finish gibi işlemlerin programlamasını yapabiliriz. Bu 5 eksen işlemleri dilersek simultane ya da 3 artı 2 pozisyonlamalı olarak gerçekleştirebiliriz. Ayrıca katı geometri dışında facet feature'ları da facet olarak elinize ulaşan dataların da CAM işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle komutlara baktığımız zaman 5 eksen simultane kaba ve ara kaba işlemlerinin yanı sıra auto debugging dediğimiz işlemlerden sonra çapak alma işlemini de gerçekleştirebiliriz. Normalde çapak almak işlemlerini taşlama ya da operatör manuel alabilir ya da vibrasyon makinesine atıp oradan çapak işlemlerini alabilir ama auto debugging komutuyla modeldeki bütün kenarları otomatik olarak tanımlayıp buna göre çapak işlemlerini gerçekleştirir ya da isterseniz manuel istediğiniz kenarları seçip çapak alma işlemlerini yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra 3 artı 2 pozisyonlamalı yine kaba ve ara kaba işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Ve ayrıca finish işlemleri için de aynı şekilde 3 eksen ve 5 eksen finish işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Şöyle 3 artı 2 pozisyonlamalı işleme baktığımız zaman normalde bir kaba işlemi nasıl yapıyoruz? Referans bir milvindo oluşturup referans yüzeyden düzlemden daha sonra 3 eksen olarak işliyoruz. Yan yüzeyleri ya da yan duvarlarda herhangi bir işlem varsa eğer o duvarlar için yüzeyler için de ekstradan bir milvindo oluşturup daha sonra tekrar bir ensi dizini oluşturup bu şekilde işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu bize hem zaman kaybettiriyor hem de model ağacında bir kalabalıklığa sebep oluyor. Fazla fazla işlemler oluşturduğumuz için 3 artı 2 ile tek bir milwindow içerisinde birden fazla yan duvarları ya da terste kalan açıları undercut dediğimiz terste kalan açıları işleyebiliriz. Şöyle devam edelim. Dilersek hem kalıp parçalarını hem de undercut'a sahip modelleri 3 artı 2 pozisyonlamalı işleme ile çok rahat bir şekilde, basit bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Şöyle görselde görüldüğü gibi bir ve ikinci görselde takımın tutucusundan ve terste kalan açı olduğu için takım buralara giremiyor. 3 ve 4. görsele baktığımız zaman ise 3 artı 2 pozisyonlamayla birlikte takımın pozisyonunu ayarlayıp otomatik olarak terste kalan açıları ya da tutucudan dolayı, takımdan dolayı giremeyen yerlere takıma açı vererek işlemi tamamlayabiliriz. Bunun için herhangi bir milwindow oluşturmamıza gerek yok ya da yeni bir koordinat sistemi yapmamıza gerek yok. Tek bir milwindow içerisinde gerçekleştirebiliriz. 5 eksen simultane işlemde ise yine aynı şekilde simultan olarak kaba işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Kaba işlemleri yaparken, simultane kaba işlemleri yaparken 3 farklı opsiyonda yapabiliriz. Birinci opsiyonumuz mort dediğimiz taban ve tavan yüzeyleri ya da düzlem olabilir. Referans olarak alıp taban ve tavan arasında kalan geometrik şekle göre takım yolunu oluşturabiliyoruz. Ya da offset from floor dediğimiz tabanı referans alıp taban geometrisine göre bir takım yolu oluşturabiliyor. Ya da offset from ceiling dediğimiz zaman ise tavana referans alıp tavan geometrisine uygun bir takım yolu oluşturuyor. Ceiling kısmında istersek yüzey de seçebiliriz ya da bir düzlem oluşturup bir düzlem de seçebiliriz. Auto debugging toolpad dediğimiz zaman yani takım çapakları al dediğimiz zaman ise geometri işlemde CNC tezgahta işimiz bittikten sonra geometride kalan, modelde kalan çapakları normalde dediğim gibi manuel olarak alabiliriz. Ya da işte taşlama makinesine atıp
çapakları alabiliriz. Geometri keskin kenarlarını yumuşatabiliriz. Ya da AutoDebir'in komutuyla uygun istediğimiz ölçüdeki pah ölçüsüne girip takımın modelin mevcut bütün kenarlarında bir yumuşatma işlemini gerçekleştirir. Ya da mevcut bizim seçtiğimiz manuel kenarları seçerek istediğimiz kenarlarda bir yumuşatma işlemi yapabiliriz. Şimdi bir örnekler üzerinde gidelim. Şöyle bir 3 artı 2 kaba işlem örneği yapalım. Şöyle bir modelim mevcut. Gördüğünüz gibi yan duvarlarda da işlemlerim var. Şimdi tekrar mil tabına geliyorum. Eğer bu modülünüz varsa eğer zaten mevcut işte komplet mechanic, production mechanic modüllerimizde bulunan komutlarımız mevcut duruyor. Bu komutların yanı sıra işte high speed milling komutlarımız geliyor. Bu komutlarımız aktif duruma geliyor. Yine aynı şekilde bu modül içerisinde zaten Complete Machining'e ek ya da Production Machining'e ek olarak bu modülü alıyorsunuz. Yine aynı şekilde bu komutları da kullanabiliyoruz. Ağırlıklı olarak bu komutlardan bahsedeceğim. Geldim örneğin bir kaba işlem yapalım. Tıkladım. Önce bir takımımı oluşturayım. Takımımı seçtim. Referans olarak şurada daha önce oluşturduğum bir mil bindobum var. Geldim seçtim. Parametreye geliyorum. Buradan stock allow yani finish için bırakacağım ya da ara kaba için bırakacağım pay miktarı 0,5 olsun. Geldim paso miktarım da afaki değerler veriyorum bunu 5 olsun. Burada işlemin tipim constant load, spiral ve tip 1 olarak geçiyor. Genelde önerilen işleme tipi constant load. Bunun sebebi ise takıma daha az yük binmesinden dolayı önerilen işleme tipi bu. Ama tabii modelden modele değişir. İşleyeceğiniz ve parçaya bağlı değişkenlik gösterebilir bu durum. Spiral ve tip 1'i de seçebilirsiniz. Burada isterseniz sadece kaba işlem ya da kabanın ardından tekrar bir profil temizleme işlemi de yapabiliriz. Burada kaba işlemi seçeyim. Clear distimizi burada maksimum step depth yani paso miktarımızın üzerine artı 5 milim olarak ekliyor. Bunu bu şekilde bırakabilirsiniz ya da mevcut size yer güvenlik mesafesini biliyorsanız tezgaha kimseniz eğer bunu istediğiniz standart kullandığınız bir clear listeye de girebilirsiniz. Şimdi burada aksis kontrole geliyorum. 3 eksen bir işlem yapalım. Geldim. Bir play pad yapalım. Şu an hesaplamaları yapıyor. Geldim. Şöyle bir çalıştırayım. Şöyle gördüğünüz gibi bir 3 eksen işlemi gerçekleştirdi. Şuradaki kanalları oluşturmadı 3 eksen işlem yaptığım için. Normalde ne yapmam lazım? Tekrar gelip şurada bir milvindo oluşturmam lazım bütün kenarlara. O şekilde tek tek işlemlerimi yapmam gerekiyor. Bunun yerine geliyorum. Axis Control diyorum. 3 artı 2 olarak işletiyorum. Daha sonra geldim. Minimum stock detect area diyor. Yani kaç milimlik mesafeye kadar 5 eksen işlesin, takım oluştursun. İşte 1 milim yani bunu da daha da düşürebilirsiniz. Onda 1, onda 2 gibi. Buradaki takımın açısı maksimum takım 90 derece dönsün. Zaten 0'a 90 derece arasında bir değer verebiliyoruz. Maksimum 90 derece ya da 45 derecelik. Burada tabi tezgahınızın açısına göre burada bir değer girebilirsiniz. 90 derece olarak kalsın. Geldi. Tekrar playpad deyip bir takım yolunu görelim. Takım yolunu şu an hesaplıyor. Evet.
istasyonuna bağlı. Bakalım. Evet, takım yolunu çıkardı. Şöyle bir baktığımız zaman bu şekilde takım yolunu oluşturdu. Tekrar bir çalıştıralım. Bu şekilde bakın otomatik olarak takım diğer düzlemlerdeki takım yolunu çıkarıyor. Şunu şöyle de izleyebiliriz. Bir material kat yapalım. Geldim. Şöyle çalıştırayım. Burada takım yollarını şuradan gizleyebiliriz. Ayrıca Stock Display'den işte dizini kem dizinini göster. Bunu da Sequence List'ten gelip rengini de değiştirebilirsiniz. Yani takım yolunu bıraktığı rengi örneğin yeşil yapalım. Bakın bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ya da takıma göre her bir takıma ayrı bir renk tanımlayabiliriz. Geldim Color'a. Örneğin şöyle asker yeşili olsun. Bu şekilde yapabiliriz. Ya da direkt gelip regular deyip default rengi alabiliriz. Bu şekilde taraş kaldırma simülasyonunu gerçekleştiriyor. Daha sonra bu işlemi tamamladıktan sonra stoğu kaydedip ara kaba için kullanabiliriz. Ara kabada bir önceki kaba işlemde kalan stoğu kullan deyip kaydedebiliriz. Şimdi bu işlem bitti. Şöyle baktığımız zaman bakın bu şekilde işlemleri aldı. Daha sonra gelip buradan Transfer to Manufacturing olarak kaydettiğim zaman STL olarak kaydediyor bunu. Kaydedip daha sonra Re-Raft'a kullanabilirim. Zaten daha önce kaydetmiştim. Bunu kapatayım. Bu şekilde kaba işlemleri 5, 3 artı 2 pozisyonlamalı olarak işleyebiliyoruz. Yeni bir milvindop atmamıza gerek yok. Yeni bir koordinat atmamıza gerek yok. Tek bir koordinat sisteminde 3 eksen mantığında 5 eksen işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi buna bir ara kaba atalım. Geldim. Şöyle bir ara kaba. Önce takımımı seçiyorum. Takımımı seçtim. Geldim buradan dediğim gibi bir önceki kabada Rauf işleminde kalan stoğu al diyorum. Transfer for manufacturing ile STL olarak içeri alıyorum bunu ben. Import diyorum. Daha sonra parametrelere gelip örneğin step tipi kaç olsun? 4 olsun diyorum. Yine aynı şekilde işleme tipini buradan belirleyebiliriz. Bütün parametreler Rauf'la aynı. Geldim. Şöyle bir 3 eksen olarak ilk başta bir inceleyelim. Hesaplamaları yaptı. Geldim. Şöyle bir normal 3 eksen olarak işliyor. Şimdi geldim. Axis kontrole 3 artı 2 olarak işle diyorum. Geldi. Hesaplamaları şimdi yapıyor. Hesaplamaları yaptı. Yine aynı mantıkla 3 artı 2 bütün işlemleri yapacak. İşlemler tamamlandı. Geldi. Bu şekilde bakın. Bütün işlemleri gerçekleştiriyor.
Bu şekilde ara kaba işlemini de gerçekleştirebiliriz. Bir de auto debugging vardı. Dediğim gibi pah alma işlemleri. Şuradan geldim, tıkladım. Takımımı seçeyim. Altılık küre takımım olsun. Buradan dilersek 3 eksen ya da 5 eksen olarak seçebiliyoruz. Geldim buradan 3 eksen deyip 3 eksen mantığıyla da işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Bakın burada include all edge diyor. Yani 3 ekseninde görebildiği bütün kenarları pah işlemi yapacak. Parametreye geldim. Buradan edge thickness, şu an benim pah ölçüm 0,5 milimmiş. Yani burada vereceğiniz ölçüye bağlı olarak pah değerinizi belirtebilirsiniz. Daha sonra geldim, şöyle bir çalıştıralım bunu. Bir 3 eksen olarak işlesin. 3 eksende görebileceği bütün yerleri işleyecek. Daha sonra 5 eksen olarak işletebiliriz. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın 3 eksende görebildiği yerleri işledi. Şöyle çevirelim. Şöyle takım lokasyonunda gösterelim. Geldim. Bakın şurada modelde şu an, şunu da bir gizleyeyim. Modelde şu an pah olmadığı için keskin köşeyi bu şekilde yumuşatıyor. Modelde zaten pah varsa, işte onda beşik pah olsaydı zaten o yolu takip ederek gidecekti. 5 eksen olarak işleyelim bunu. Geldim. Çalıştıralım. Şimdi burada include edge seçmiştim. Yani modelde gördüğü bütün keskin kenarları al demiştim. Önce bu şekilde işlesin. Daha sonra manuel olarak kendimiz kenar seçimlerini yapabiliriz. Geldim. Şöyle bir baktığım zaman şöyle biraz hızını yavaşlatalım. Bütün kenarları işliyor. Buradan dikkat ederseniz yukarı doğru çıkarken dik çıkıyor. Bunu da Axis Control'dan değiştirebilirsiniz. Minimum açısı 45 derece olsun diyelim. Bakın şimdi tekrar hesaplatalım. Şuradan duvarlardan yukarı çıkarken normalde 0'a 0 çıkıyordu. 0 değil, 45 derece açıyla çıksın. Yani 45 derece ile 180 derece arasında bir takım yolu oluşturmuş olduk. Hesaplamayı yapıyor. Şimdi geldim. Takım hiçbir zaman doğrultmuyor. Çünkü 0 dereceden 45 dereceye çıkardım minimum açısını. Bu şekilde gördüğü bütün kenarları işler. Daha sonra bakın referans kısmına geldim. Include all edge'i de aktif duruma getiriyorum. Buradan gelip kendim kenarları seçebilirim. Yani şu kenar olsun. Geldim. Şurayı seçtim. Şurası olsun. İşte bir de şunlar olsun. Çalıştır dediğim zaman sadece seçtiğim kenarları işlemlerini yapacak. Yani bütün kenarları atmaya gerek yoksa eğer. Şöyle zaman kazanmak için. Bu şekilde de bu opsiyonu kullanabiliriz. 3 artı 2 ile kaba ve ara kaba işlemleri ve auto debugging komutuyla da yumuşak köşe yumuşatma işlemlerini bu şekilde yapabiliriz. Bir de simultane işlemlere bakalım. Simultane kaba işlemleri inceleyelim. Geldim. Şöyle bir parçam var. Bu parça üzerinde simultane kaba işlemleri gerçekleştirelim. Nimble tabına geliyorum. Buradan. Bakın burada
5 axis row komutum var. Tıkladım. Takımım 10, 12 R 10'luk takım olsun. Geldim burada. Dediğim gibi 3 farklı opsiyonum var. Floor surface yani taban yüzeyi seçerek, ceiling surface yukarıdan taban bir referans seçmemiz lazım. Morta her ikisi. Önce floor surface'i seçeyim. Geldim tıkladım. Floor surface'i seçtim. Ben de referans yüzey istiyor. Alt yüzeyi seçiyorum. Bu alt tabana göre bir işlem yapsın. Parametreye geldim. Şöyle step depre kaç olsun? 4 olsun. 6 olsun. Şimdi şöyle bir ön izlemesini göstersin. Hesaplamayı yapıyor. Aradaki farkı göstereceğim. Bu üç komutun birbirinden farkını anlatacağım. Floor Surface'de seçtiğim tabanın profiline göre bir takım yolu oluşturacak. İşte sizin stok malzemenize göre, kütüğe göre bir işlem oluşturacak. Şöyle yapalım. Bakın, bu şekilde profile göre bir takım yolu oluşturuyor. Şöyle çalıştırırsak eğer, şöyle. Bu şekilde takım yolunu oluşturuyor. Şimdi sailing diyeceğim. Geldim. Zaten yüzeyim belli. En nereye kadar işleyeceğimi belirtiyorum burada. Şu yüzeye kadar işle diyorum. Geldim. Mesela bakın. Şu yüzeyi seçtim. Kütük yüzeyini seçtim. Üst yüzeyi. Bu üst yüzey ile alt yüzeyin geometrisine göre bir takım yolu oluşturacak. Düzlem seçersem düzlemle alt geometrinin yüzeyine göre bir takım yolu oluşturacak. Burada scaling'de referans olarak aldığınız yüzeyin ya da düzlemin önemi var. Ama warp'ta direkt zaten referans olarak alıyor. Şimdi aslında bakarsanız offset floor'la çok bir fark olmadı. Çünkü zaten profiller aynı olduğu için. Ama gelip bunun yerine şöyle düzlemi seçersem, düz bir yüzey ya da düzlem seçersem aradaki farkı şimdi göreceğiz. Şimdi geldim. Şöyle bakalım. Bakın. Takım dik geliyor yüzeye kadar. Yani sanki bir nevi üç eksen işleme yapıyormuş gibi oluyor. Bunun sebebi de seçtiğimiz sailing için seçtiğimiz referans düzlemi. Bundan dolayı. Bakın. Üç eksen mantığında işledi aslında. Burada formlu bir yüzey ya da düzlem seçerek işleme yolumuzu belirtebiliriz. Bir de morph var. Morph'ı seçtiğim zaman yine aynı şekilde morph'ta referans istiyoruz. Bakın yine düz bir yüzey hala seçili. Ama takım yolunu değiştiriyor. Seçtiğim üst yüzey ile alt yüzeyin ortak geometrisine göre bir takım yolu çıkarıyor. Yani yine aynı şekilde yani simultane bir işlem gerçekleştiriyor. Sailing'de ne yapmıştı? Bir nevi üç eksen işleme gerçekleştirdi ama morph'te aynı referansları seçmeme rağmen otomatik olarak takım yolunu düzenliyor. Simultane işleme göre düzenleyecek. Geldi. Şöyle göstereyim size. Bakın yine takım yolunu otomatik olarak düzenliyor. Böyle bir çalıştıralım. Şöyle şuradan da bir bakalım.
Bu şekilde bir simultane kaba işlemi gerçekleştirebiliriz. Webinarımızın sonuna geldik. 3 artı 2 ve 5 eksen simultane komutlarıyla Creo 8'i biriktiren komutlarımız bu şekilde. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Öncesinde şunu belirtmek isterim ki bu webinarın kaydını YouTube sayfamızda bulabilirsiniz. Tekrar izlemek isterseniz eğer. Ayrıca YouTube sayfamıza abone olup mevcut yeni videolardan, yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz ya da eski videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca LinkedIn sayfamıza takip ederek bu tür webinarlar ya da videolar gibi bilgilere erişebilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Drone'unuz slogan gayet anlaşılır olmuş demek ki. Tamam o zaman. Webinarı sonlandıralım o zaman. Katıldığınız için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.